Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ala's-salah. Hayy ala's-salah. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Yazma abi biliyorsun çok eskiden Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî et'amenâ ve sakânâ ve ce'alenâ minel müslimîn. Ve rahmetullahi ve berekâtuhu alâ sahibi hâdet ta'âmi vel âkilîn. Ni'meti celîlullah, bereketi halîlullah, şefaat ya Resûlallah. Ya Rabbi verdiğin nimetlerine hamdolsun, şükrolsun. Başı rahmet, sonu ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azat olan mübarek üç ayların sonuncusu, 11 ayın sultanı, mübarek Ramazan ayını hep birlikte izah ediyoruz. Böylesine müstesna, böylesine kutsal bir ay içerisinde ilçe teşkilatımızın hazırlamış olduğu gönül sofrası iftar yemeğimize hoş geldiniz, sefalar buyurdunuz. Yerel hizmetlerde de 2009 yılında halkımızın ilçemizde gösterdiği tercihe saygı duyduk. Halkımıza, seçmenimize küskünlük hissetmedik, küskünlük duymadık. Halkımıza söz verdiğimiz projelerimizin hep arkasında olduk. Başta devlet hastanesi olmak üzere yeni adliye binamızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Meslek odası başkanlarımızın büyük katkılarıyla sosyal güvenlik merkezimizi ilçemize kazandırdık. Ve ilçemiz için önemli olan ve her platformda arz ettiğimiz üniversite fakülte meselesinde de çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili ilçe olarak eksiklerimiz var. En başında öğrenci yurdu eksikliğimiz geliyor. Bununla ilgili sağ olsun il başkanımızın ve milletvekillerimizin desteğiyle 2013 yılına ödenek koymasını sağladık. Geçtiğimiz aylarda belediye meclisinde arsa tahsisinde sağladık. Bugünlerde imar plan tadilatıyla uğraşıyoruz. İnşallah bu önümüzdeki ayın sonuna kadar o bölümü de bitirip kısa zamanda 300 öğrencilik öğrenci yurdunun yapımına başlayacağız. Böylelikle inşallah ilçemize gelecek olan fakülte ve fakültelerinde yoğunlaşmış olacağız. Önümüzdeki en büyük engeli kaldırmış olacağız. Ramazan ayının böyle son günlerine geldik. Bir yandan mübarek Ramazan'ın bolluğu ve bereketinin her geçen gün bizden ayrılması günleri yaklaştıkça kalbimize bir hüzün çöküyor. Bir yandan da bayrama yaklaştıkça ayrıca bir sevinç çöküyor. Yarın akşam da inşallah içinde
Kadir Gecesi'nin olmadığı bir aydan daha hayırlı olan bir Kadir Gecesi'nin hep beraber idrakini yaşayacağız. Allah bunu en güzel şekilde bizi idrakiyle yaşamayı nasip etsin diyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye geçtiğimiz aylarda çok sıkıntılı bazı günlerden geçti ama Türkiye'de 2002 seçimlerinden sonra yaklaşık 11 yıldır gerçekten bir hükümet ve gerçekten bir lider var. Biz bu filmleri daha önce çok görmüştük. 60 ihtilalini hatırlayanlar yaş olarak yaşı müsait olan abilerimiz hatırlarlar. 71 muhtıralarını hatırlarlar. 12 Eylül 80'leri hatırlarlar. 28 Nisan 97'leri hatırlarlar. Ve çoğunlukla iktidarda olmuş olmana rağmen sana Cumhurbaşkanlığı sana seçtirmeyeceğim diyen zihniyeti hatırlarlar. 2002 seçimlerinden sonra iktidara gelirsiniz. Rektörleri alanlara, sokaklara dökerler. Ordu göreve pankartı açarlar. O yetmez. 2007'lerde Cumhuriyet ve bayrak mitingleri yaparlar. Ülkede irticanın geldiğini, şeriatın geldiğini, laikliğin elden gittiğini bahsederler. O da yetmez. AK Parti'yi kapatma davası açarlar. O da yetmez. Bu yetmezlerin karşısında hepsi vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğünü savunan ve her iktidarda bir önceki seçimden daha güçlü bir şekilde halkımızın teveccühüyle iktidara gelmiş bir parti olarak karşına çıkar. 2002 seçimlerinde %34, 2007 seçimlerinde %47, 2011 genel seçimlerinde de %49,80 oy alarak bir önceki seçimden oyunu arttırarak, oranını arttırarak milletin teveccühüne mazhar olmuş bir parti. Yapılan iki tane yerel seçimde, iki tane referandumda da o referandumlardan ve seçimlerden de birinci olarak çıkmış olan bir parti. Böyle bir partinin, böyle bir genel başkanımızın, böyle bir liderimizin olduğu için, Türkiye'nin de böyle bir lider tarafından yönetildiği için ben şahsen Rabbime çok şükrediyorum. Şimdi 2014 yerel seçimlerine geliyoruz. Emanet olarak vermiş olduğumuz belediye başkanlığını biz Mart ayının 2014'ünde geri almak istiyoruz. Emanet verdik diyoruz. İnşallah sizlerde bu birlik ve beraberlik olduğu müddetçe, bu dostluk, bu dayanışma, bu kardeşlik olduğu müddetçe ben inanıyorum ki 2014 seçimlerinde inşallah Tire Belediyesi tekrar AK Partili belediye tarafından yönetilecektir. Bu benim için son derece önemli. İl başkanı olduktan sonra ilk Tire'ye geldiğimde Tire benim memleketim dedim. Ben Tirelilerin hemşerisiyim dedim. Bunun sebeplerini de bilen arkadaşlarımız var. Ömrümün 20 ayı benim Tire'de geçti. Tire benim için son derece önemli. Tire Aydınoğlu Beyliği'nin başkenti. Tire Osmanlı'nın darphanesi. Tire askeri müze. Askeri evrakların saklandığı son derece önemli bir şehir. Kadim şehir Tire. Onun için son derece benim için de, bizler için de, partimiz için de son derece önemli. Ben inşallah 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin burada tekrar belediye başkanlığını kazanarak eksik kalan hizmetlerimizi tamamlama noktasında hep beraber gayret göstereceğimize inanıyorum.